Sayın Vekilimiz de bahsetti. Hasat döneminin en yoğun olduğu günleri yaşıyoruz. Ve biz Ankara'da az, Taşra'da hasat bölgelerini çok geziyoruz. Haftada 2 gün Ankara'da, 5 gün alan bölgelerinde hasat bölgelerindeyiz. Tüm toprak basınları ofisi yöneticileri sahada çalışma arkadaşlarımızla beraber, onlarla üreticilerimizle beraber nasıl alıyoruz, eksiğimiz var mı, ihtiyacımız var mı, bunları programlıyoruz, planlıyoruz ve gerçekleştiriyoruz. Ve bu haftada cumartesi günü sabah erken saatlerde Konya, dün de gene Konya'nın ilçeleri, dün akşam Afyon, sağ olsun burada öyle bir organizasyon olduğu da vekilimiz tarafından, belediye başkanımız tarafından bahsedince davete icap ettik ve sizlerle beraber olduk. Elbette gündemde de hasatla, gündemde de toprak mahsulü ofisinin alım faaliyetleri var. Her gittiğimiz yerde de bazı mensuplarının ilgisiyle, sorularıyla karşılaşıyoruz ve bunları cevaplıyoruz. Değerli, tabii bugün sizin bayramınız ama bizim için de çiftçinin bayramı. Çünkü bir yıl emek verdiği ürünlerinin hasat günleri bugünler. Dolayısıyla çiftçinin bayramı da hasatıdır. Dolayısıyla biz bir yandan da onların yanında olarak, onların ürünlerini alarak bayramlarına ortak oluyoruz. Değerli arkadaşlar, bu vesileyle tabii tüm hazırına, başta Sayın Valimize, milletvekillerimize, belediye başkanımıza teşekkür ediyorum sizlerle buluştuğunuz için. Türkiye'de 6 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından hububat alım fiyatları açıklandığından itibaren Toprak Mahsulleri Ofisi zaten hazırlıklarını ikmal etmişti ve 8.250 TL buğdayda, 7.000 TL arpada olmak üzere fiyatlarını açıklamış oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi alım fiyatları açıklamış oldu. İlave de 1.000 TL buğdayda, 500 TL de arpada prim verilmesi öngörüldü. Ama bir fark var. Geçen sene sadece Toprak Mahsulleri Ofisi'ne satış yapan üreticilerle bu prim, bu yıl tüm ticaret erbabına, tüccara, sanayiciye, zahireciye belgesi karşılığında satış yapan, makbuzunu alan, faturasını alan, müstahsilini alan üreticilerimize verilmesi yönünde uygulama değişikliği yapıldı. Bu tüm üreticilerimizin devletin hububat destekleme priminden yararlanması için öngörülü çok değerli bir fırsat, çok değerli bir katkıdır. Uzun yıllardır buğday alanlarının, arpa alanlarının daralmasından bahsedilir ve genişlemesi istedim. İlk defa geçen seneki ekimlerle bu seneki hasatımız 7 milyon hektarın üzerine çıktı buğdayla. Dolayısıyla bu pozitif fiyatlandırma sonucunda da ciddi bir hasat gerçekleşmiş oldu. Değerli basın mensupları, malum son yıllarda kuraklık yaşadık. Önemli hasarlar gördük. 2021 yılında Türkiye tarihinin rekoltesinin en düşük yılını yaşadık. 2021 yılında. 2022'de kısmen atlatıldı ama 2023'te de Mart ayına kadar biz kuraklık riskini yaşadık ve taşıdık. Ve ne yaptık? O döneme kadar, Mart ayına kadar hem devlet hem özel sektör kurak olma ihtimaline karşı çeşitli tedbirler aldı. Tedarikler yaptı. Ama Mart, Nisan, Mayıs aylarında gelen yağışların dengeli, istikrarlı olması mahsule de olumlu yansıması sonucunda belki de yani Temmuz tarihini diye söylüyorum ama Cumhuriyet tarihinin en bereketli hasat dönemini yaşıyoruz. Türkiye'de gitmediğim bölge kalmadı. Doğu Anadolu'da yeni başta oraya gitmedim. Hasat yapılan her bölgeye gittim. Yer gök arpa buğday maşallah. Bereket var. Verimlilik var. Üretici mahsulü bol alıyor. Ve bu yağışların getirdiği bir sonuç. Kısmen kalite kayıpları olduğunu görüyoruz. Ya, son gelen yağışlardan dolayı ama bu bereketin şükrünü, kıymetini bilmemiz lazım. Devletimizin vermiş olduğu fiyatlar çok değerli fiyatlar. Üreticilerimiz tarafından makbul karşılandı, müspet karşılandı ve devletimize yani Toprak Mahsulü Ofisi'ne çok büyük bir teveccüh oldu. Günlük 200 bin ton ürün alıyoruz günlük Türkiye genelinde. Bu 200 bin ton ürünü zahireciler bilir, bu işin hamulesini yapanlar bilir ama bilmeyenler bazen 4 kamyon ürün gibi, buğday gibi zannediyor. Onun için maddi karşılığını söylüyorum. 200 bin ton ürün karşılığı 1 milyar 600 milyon TL'dir. Yani Toprak Mahsulleri Ofisi günlük
çiftçimize ülke genelinde 1 milyar 600 milyon ödeme yapmak üzere borçlanıyor. Yani tonajı ve mali büyüklüğe baktığımızda böyle bir meblağ görüyoruz. Bunu ne için söylüyorum? Toprak Mahsulleri Ofisi en yüksek aldığı günlük alım miktarı geçmiş yıllarda 110 bin, 120 bin ton. O da geçen sene. Bu sene iki katına çıktı. 200 bin ton. Hatta geçen hafta Perşembe günü 212 bin tonla rekor kırdı. 4.8 milyon tonluk daha randevu sistemimizde tanımlanmış üretici var. Buradan ilk defa söylüyorum. 4.5 milyon ton miktarına Toprak Mahsulleri Ofisi dün akşam itibariyle kavuşmuştur. Türkiye genelde aldığımız ürün miktarı 4.5 milyon tondur. Ve alımlar son süre devam ediyor. Dediğim gibi haftanın bir önce bahsettim. Türkiye genelinde 576.7, 580'e çıktı. Ülke genelinde 7 gün çalışıyoruz. 14 saat çalışıyoruz ve üretim tüm ürünü almaya hazırız. Yaklaşık 10 milyon tonluk bir depolama kapasitesi oluşturduk. Bazı üreticilerimizin randevu alamama, randevuya ulaşamama, ürününü teslim edememe gibi bir endişeler olduğunu duyuyoruz. Bu endişeleri gidermek için de sıklıkla açıklama yapıyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi kendisine arz edilen çiftçi kayıt sistemine kayıtlı ürünlerin tamamını sonuna kadar almaya devam edecek. Bunda hiçbir şekilde şüphe etmeyiniz. Ama herkes aynı anda teslim etmek istediği zaman takdir edilir ki bunu hemen teslim almak hiçbir kurumun, hiçbir firmanın, hiçbir kuruluşun yapabileceği aynı günde, aynı haftada imkanı yok. Ama biz randevu sistemini çalıştırarak önümüzdeki haftalara, ilerleyen günlere randevuları vererek tüm ürünü almak istiyoruz. Alacağız da bunda üreticimiz telaş yapmasın, endişe etmesin, herhangi bir tereddüde kapılmasın. Afyon üzerine baktığımızda değerli Afyonlu kardeşlerim, sağ olsun Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz çok yakından takip ediyorlar ve işlerimize çok kolaylık gösteriyorlar, destek veriyorlar. Afyon'da 9 adet alım noktamız var. 11 adede çıkardık dün akşam itibariyle. Ve günlük alım kapasitesini de depo kapasitemizi genişleterek yeni alım yerleri veya yeni yığın sahaları oluşturarak tam iki katına bugünden itibaren yükseltiyoruz. Yani günlük 2500-3000 ton aralığında alınan ürün miktarı bugünden itibaren 5000 ton bu hafta. Önümüzdeki haftada itibaren de daha üstüne çıkmak üzere planlamalarımızı yaptık. Bazı zorluklarımız, eksiklerimiz vardı. Sağ olsun sayın ekiplerimizin katkısıyla dün akşam onları da açtık ve alım miktarımızı, günlük alım miktarımızı Afyon'da da yükseltiyoruz. İnşallah kısa sürede de Afyon'da da olsun, ülke genelinde de olsun 10-15 günlük yoğun hasat döneminin ağırlığında biz bu işe hep beraber üreticilerimizle, ziraat buralarımızla, tarımla ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla ve tabii ki il yöneticilerimizle beraber böyle üreticilerimizin yanında olmamız gerektiği günlerde tüm gayretimizi göstereceğiz. Ben bu vesileyle tüm üreticilerimize bereket diliyorum. Devletimizin, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yanlarında olduğunu ifade etmek istiyorum. Sabahleyin Sayın Bakanımızla kısa bir görüşme yaptım. Bu vesileyle onun özellikle bu toplantıya katılacağımı ifade ettim. Selamlarını kendisine iletti, ben de sizlere sunuyorum. Tekrar gününüz, bayramınız kutlu olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Genel Müdür'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Nasıl program bilmiyorum. Tarih kurumları durduğu için şimdiki alımlar yetecek mi onu merak ettim. Tabii ona kısa bir cevap vereceğim. Tabii devletimizin dış politikasının esasları biliyorsunuz başka daha üst bakanlar tarafından değerlendirilir. Dış politika ve uluslararası ilişkiler ayrı bir boyutta. Ama ben üretici boyutuna baktığımda ve üreticilerle sohbet ettiğimde tabii ki Tahıl Koridoru'nun şu anda asıl olması iç piyasada üretim dönümü olduğu için üreticilerimiz tarafından ilgiyle karşılanıyor. Ve iç piyasada da fiyatların bir miktar yukarı doğru seyrettiğini görüyoruz. Bundan da üretici memnuniyet duyuyoruz. Bu
alımlarınız Türkiye'nin ihtiyacını yetecektir. Tabii fazlasıyla yeter. Az önce bahsettim, bu sene rekor da çok yüksek. Dolayısıyla bizim stoklarımız, aldığımız miktarlar, bundan sonra alacağımız miktarlar 2022-2023'te. Onu rahatlıkla karşılayalım.